arkadaşlar, gerçekten çok komik şu anda. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden artık 6 Eylül 2023. Çarşamba. Biliyorsunuz çarşamba günleri ben izin yapıyorum. Yani çalışmıyorum. Diğer günlerde de şu anda hala Doordash'te para kazanmaya ve Amerika'da hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün şöyle uzun süredir video çekmiyorum biliyorsunuz. Yani arada hem bir kendimi göstereyim, ölmediğimizi, hayatta kaldığımızı göstermiş olalım. Hem de her şeyin doğru düzgün gittiğini, sağlığımın yerinde olduğunu, kontrollerimin devam ettiğini sizlerle paylaşmış olayım. Bugün iki tane işimiz var. İzin günümüzde işte sabah kalktık, selam sağ olsun, yemeklerimizi hazırladı, kahvaltımızı hazırladı. Onları yedik. Şu anda saat öğlen 1.30 suları. Ne yapacağız? Bir, silah almak için bir başvuruda bulunmuştuk. Geçen hafta silah almaya gittik. Daha önce gittiğimde bana sadece işte Texas ID'nizle ve kredi kartınızla geldiğinizde size silah verebiliriz demişlerdi. Ancak geçen haftaki kullandığımız izinde çarşamba gittiğimizde hayır, sadece ID'niz yeterli değil. Eğer Amerikan vatandaşı değilseniz green kartınızı ve green kartınızla birlikte de mutlaka SSN numaranızın basılı olduğu SSN kartınızın yanınızda olması gerektiğini söylediler. Dolayısıyla da onları hazırladık, sorun değil dedik. Hani buyurun, bunlar da hazır. Dediler ki bu sefer tabii background check yapacağız. Yani ben bir günde falan, iki günde biter diye düşünüyordum. Ama bir hafta oldu ve hala ses soluk çıkmadı. En son bu sabah aradım. Aradığımda işlemin tamamlandığını ve gelip silaha teslim olabileceğimi söylediler. Silahla ilgili kutu açılışı diyelim. Hani kutuyla gelecek çünkü. Ne aldığımızı ileride göstereceğim. Ama ön bilgi olsun, Glock G43X modelini alıyoruz. Bu model biraz daha slim bir model. Daha çok hani 9 mm bayanların eline, yani zaten silahı biz şu anda ben kendim için almıyorum. Eşim için alıyoruz. Dolayısıyla onun eline uygun oturabilsin, ergonomik olabilsin diye aslında böyle bir model seçtik. Benim kafamda, ben kendime aldığım zaman da kendimle ilgili olarak kafamda bir plan var, neyi alacağımla ilgili. Ama şimdi ilk öncesinde bir eşimi alıyoruz. Bu silah zaten biz taşıma amaçlı veya yanımızda bulunsun vesaire diye çok fazla düşünmedik. Bu silahın ana sebebi evde bulundurma amaçlı. Veya eşim bazen tek başına alışverişe vesaireye ya da işte sabah erken saatlerde cime gidiyor. O dönemlerde arabada bulundursun diye alıyoruz. Yoksa hani üzerimizde devamlı kovboy gibi silah taşıyalım vesaire gibi bir niyetimiz yok. Ondan sonra ikinci olarak da videonun devamında da RV bakmaya gideceğiz. RV'lerle ilgili de videonun ilerleyen bölümlerinde enteresan görüntüler görebilirsiniz. Böyle bir niyetimiz var, RV'de yaşamak gibi. Hem fiyatlarını hem finansal koşullarını öğrenmeye gideceğiz. Hem de ben genelde tabii doğru iş yaptığım için RV parklara yemek getiriyorum ama eşime de göstermek amacıyla RV parkların yaşam alanları ile ilgili de görüntüler çekeceğiz. Nasıl yerler, nerelerde yaşıyor insanlar gibi detayları, öğrendiğim detayları da videonun ilerleyen bölümlerinde izleyebileceksiniz. Hadi bakalım, şimdi videoya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bundan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, sabahtan beri neyle uğraşıyoruz? Önce onunla ilgili kısaca bir göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir kuru fasulyemiz var.
Ondan sonra kuru fasulyemizi hazırladık. Güzel gözüküyor, tadı da güzel. Ben baktım. Aslında bu tamamı doluydu ama şöyle bir gördüğünüz gibi ne diyelim buna, poğaçamız var, peynirli. Ondan sonra acıma. Şöyle patateslerimiz var. Bu patatesleri fırında. Şöyle güzel etlerimiz var. Selam, bunları hem normal tavada önce bir güzel bir şekilde hazırlıyor. Ondan sonra da fırına veriyor. İçleri pembe pembe gördüğünüz gibi ve yumuşacık. Tabii olmazsa olmazımız, gördüğünüz gibi böyle de yani yeşilliklerimiz var. Bunlar da fırında hazırlanmış soslu bir şekilde. Bugün işte yemeklerimiz hazır. Önümüzdeki günlerde, gerçi poğaçalar hemen biter de zaten gördüğünüz gibi daha hazırlanır hazırlanmaz en az 5-6 tanesi bitmiş durumda. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş devam edelim. Evet, hadi bakalım şimdi arabamıza doğru yavaş yavaş hareket edelim. Oradan da bugün Glow'umuzu, bebeğimizi almaya gidelim. Arabamız kirlenmiş ama yapacak bir şey yok. Bugün temizletemeyiz. Şöyle bir binelim yavaşça. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuza çıktık. Yolumuza çıktık derken yani yola çıktık. Yavaş yavaş silahımızı almaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Onu da söyleyeyim. Akademi Sport var. Akademi Sport herhalde yani Texas'ta her yerde var. Houston'da benim bildiğim kadarıyla en az yani 30-40 tane noktası var. Herhalde Amerika'nın da her yerinde vardır. Ben çok araştırmadım ama şimdi Akademi Sport'a gidiyoruz. Size en yakın yer biraz bir 10 dakikalık mesafede. Geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta aslında silahımızı geçen hafta alacaktık ama maalesef geçen hafta alamadık. Yani salı günü müracaatımızı yaptık. Benim hedefim şuydu, çünkü salı, çarşamba, perşembe izin yapmıştık. Yani salı günü müracaatı yaparız, en kötü çarşamba veya hadi en kötü perşembe günü silah elimize geçer. Perşembe günü de gideriz paşa paşa atışa, poligona. Hem silahımızı denemiş oluruz hem de birazcık eğlenmiş oluruz diye düşünmüştüm. Eğleniriz diye düşünmüştüm ama maalesef geçen hafta bunu yapamadık. Çünkü dediğim gibi background check uzun sürdü. Yaklaşık olarak işte bir hafta oldu. Bugün çarşamba yine, günlerden işte dediğim gibi 6 Eylül. Dolayısıyla da sabah aradım ne olduğunu öğrenmek için. Onaylandığını söylediler. Şimdi artık bakıp işlemi tamamlayacağız. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, Akademi Spor'da geldik. Şöyle park edelim, bir yer bakalım. Şöyle pas geçelim. Sonraki bölüme park edebiliriz. Burası hem normal spor malzemeleri satan bir yer. Can you show them this the building? Gördüğünüz koskocaman bina Akademi Spor'a ait. Şöyle pick-up'ları ne yanaşalım. İçeride hem marka ürünler var, hem silah satışı var, hem de balık için ürünler var. Hadi bakalım şimdi gidelim. Evet hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. İçeriye girelim. Silahımızı teslim alalım. Ondan sonra da videonun ilerleyen dakikalarında da size kutu açılışı yapayım. Ya arkadaşlar gerçekten çok komik şu anda. Sanki marketten alışveriş yapıp çıkmışsın gibi. Burada geliyorsun, silahını alıyorsun ve çıkıyorsun. Silahımızı aldık. Ondan sonra
3 kutu mermi aldım. Temizlik için peç, yağ vesaire aldım. Onları da gösteririm biraz sonra size. Şimdilik kendinize iyi bakın, görüşürüz. Evet, RV alanına geldik. Şimdi bir bakacağız bakalım buralarda ne var, neler var, neler yok. Yani şöyle bir sales ofise doğru gideceğiz. Sonra hemen görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şu anda bu RV'ye bakıyorum. Bakıyoruz. Yani direkt ev gibi. Bunun fiyatı 120-130 bin dolar civarı. Şöyle bakalım. Mikrodalgası fırına. Televizyonu. Oturma grubu. Bunlar yatak da olabiliyor. Şimdi geldik kutu açılışımıza. Şöyle bir kutumuz var. Bu gördüğünüz gibi Glow'un kendi kutusu. Şimdi içinden neler çıkacak ona bakacağız. Şöyle alalım. Böyle bir tane kilidimiz var. Şöyle devam edelim. Bir adet şarjör. Ve bir adet daha şarjör, iki adet şarjör var. Bunun yanında mermileri hızlı doldurmak için gelen bir aparatı var. Bunu öyle takıyorsunuz ve bastıkça mermiyi içeriye alıyor. Yani parmağınızı zorlamanıza gerek yok. Ayrıca temizlik için getirilmiş olan, şöyle bir görüyorsunuz. Bunu buraya takıyorsunuz böyle zannedersem. Şöyle bakacağız. Başka nerede var? Şöyle. Böyle bir aparat var. O aparatı, şu gördüğünüz temizlik aparatını kullanıyorsunuz. Ondan sonra başka neyimiz var? Şöyle bir el kitapçığımız var. Şunu şöyle toparlayalım. Gördüğünüz gibi Glock G43X dediğimiz silahımıza kavuştuk. Gayet ağırlığı, ergonomisi gayet iyi. Silahımızı aldık. Artık bunu selam. Bunu selamın üzerine aldık bu silahı tabi dediğim gibi. Bunu şöyle koyalım. Gelelim. Başka neler aldık? Şöyle 50'li paketler halinde. Şöyle göstereyim. 9 milimetrelik mermilerimizden aldık. Yaklaşık 150 tane de mermi aldık. Daha sonra temizlik için şurada gördüğünüz işte numara 9 dediğimiz cleaner'dan aldık. Yağımızı aldık. Küçük ve birazcık da büyüğünden patchlerimizden aldık. Görüldüğü gibi çeşitli 3 farklı boyda patch de aldım. Temizlik yapabilmek için. Böylece bu işte tamamlamış olduk. Evet, geldik videomuzun son bölümüne. Bugün neler yaptık? Bugün gittik, silahımızı aldık. Ondan sonra RV Park'a gittik. Ondan sonra RV Park'tan sonra da RV'leri görmeye gittik.
bir tane yani şöyle aslında yaklaşık hani ufak boylarını geçiyorum. Daha yaşam alanı geniş olanlar yaklaşık olarak ilk etapta yani giriş seviyeleri 40-45 bin dolardan başlıyor. Biz özellikle iki odası olan, iki yaşam, farklı yaşam alanı olan, biraz da ferah olmasını istediğimiz RV'lere baktık. En son bir tanesini beğendik aslında. Yaklaşık 85 bin, yani daha doğrusu 75 artı 4, 79 bin, 80 bin dolara geliyor. İçerisinde işte televizyonu, buzdolabı, ondan sonra işte çift oda, ranza sistemiyle yapmışlar. Arka tarafı isterseniz balkon gibi kullanabiliyorsunuz. Jeneratörü var. Jeneratör için yani gaz tankı ayrı, jeneratörü ayrı, işte vesaire vesaire, yani tüm olanaklı, işte içerisinde tabii AC'si var, air conditioner, Texas'ta air conditionsız yaşamanın imkanı yok. Gayet güzel, hoştu. RV Park'a da gittik, özellikle eşimin görmesini istiyordum, onun da hoşuna gitti. Orada da fiyatlara bakmıştım zaten, yaklaşık 500 dolarla 600 dolar arasında aylık fiyatlar var. Daha ucuza da bulunabilir aslında ama bu benim baktığım yer gayet hem lokasyon olarak güzel bir yerdeydi, hem de ne diyelim, içerisi daha temiz, daha düzgün gözüküyor. İçinde yüzme havuzu, işte mailbox'ı, laundry'si vesairesi, her şeyi mevcuttu. Peki ne yapacağız? RV alacak mıyız? Bakacağız. Şu anda daha net bir karar vermedik. Eğer kararımızda bir değişiklik olursa onu da mutlaka sizinle paylaşacağım. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendi tuşuna basın. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize lütfen iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Atatürk'le kalın.